Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlerle beraber yine son zamanlarda izlediğim filmlerden bahsedeceğiz. Neden 5 içerik diye sorarsanız, doğum günüm sebebiyle bir gün ara verdiğim için, şimdi de normal video günüm ayın 13'ü olduğu için az ama öz içeriklerle geldim. Çok güzel içeriklerim var ama 2 tanesi Netflix'ten, 3 tanesi Netflix'in dışında internetten izlediğim film ve diziler arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden önerilerime geçiyorum. Birinci içeriğimiz Gece Evi. Bir korku filmi arkadaşlar. Son zamanlarda izlediğim en iyi korkuyu veren, uzun zamandan sonra en az 2 kere jumpscare yaşatan muhteşem bir film. Küçük bir özetini vereyim. Bir başrol kadın var. Kadının kocası ölüyor. Cenazeden geldikten sonra hikaye başlıyor. Kocasının kendi tasarlayıp yapmış olduğu evde tek başına yaşayan kadın bir süre sonra evde bir takım değişiklikleri fark ediyor ve bazı rüyalar sayesinde de kocasının geçmişiyle ilgili bir takım ipuçları elde ettikten sonra kocasının hayatını araştırmaya başlıyor. Gece Evi son zamanlarda izlediğim gerçekten en muhteşem korkuyu veren filmlerden bir tanesiydi. Bazı arkadaşlar benden korku filmi istiyor ama maalesef çok güzel korku filmi bulabilmek bu dönemde biraz imkansız. Kalem uçuyor dedim. Ama bu şekilde izleye izleye güzel ya da çirkin korku filmlerini bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Ben de böyle son zamanlarda izlediğim filmler ve diziler bölümünde size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir diğer içeriğimiz Cruella. Cruella bir Disney filmi. Başrolümüz ise Emma Stone. Muhteşem bir performans sergilemiş arkadaşlar. Konusu Estella adında bir küçük kız dünyaya geliyor. Saçının yarısı siyah, yarısı beyaz. Tabii o zamanlar bu tür değişik görüntüler farklılık olarak algılandığı için dışlama kararı alıyorlar. Arkadaşları onu sevmiyor. İşte insanlar böyle garip gözlerle falan bakıyorlar. Kız bir şekilde böyle zorbalıklarla vesaire büyürken tabii ki kendi içinde de çok büyük farklılıkları var. Kız yine okulunda yaşadığı zorbalık durumlarından sonra okuldan atılıyor. Annesiyle beraber taşınma kararı alıyorlar. Fakat annesi taşınmadan önce bir arkadaşına uğrayacağını söyleyip daha sonra yola çıkacaklarını söylüyor. Bir partinin yaşandığı kaleye gittiklerinde annesi ani bir şekilde ölüyor ve Cruella tek başına kalıyor. Oradan bir şekilde uzaklaştıktan sonra sokakta iki tane hırsız çocukla tanışıyor ve hayatı bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Muhteşem bir Disney filmi. Zaten Disney asla boş bir film yapmaz. Ben de size asla boş bir film önermem. O yüzden bunu da mutlaka izlemelisiniz. Şimdi geldim Netflix'e son zamanlarda yüklenen The Island filmine. Burada Ewan McGregor ve Scarlett Johansson oynuyor. Bir bilim kurgu filmi arkadaşlar. 2005'te yapılmış en iyi gelecek filmi. Filmde katı kurallarla yönetilen bir koloni var. Bu kolonide de bir sürü yaşayan insan var ama o insanların kıyamet sonrasında kurtulanlar şeklinde getirdikleri ve yaşadıkları bir yer olarak tasarlanmış. İnsanlar dışarıda hava kirliliği olduğu için asla dışarı çıkamıyorlar. Yediklerine, içtiklerine dikkat etmek ve bedenlerini sağlıklı tutmak zorundalar. Her yaptıkları inceleniyor. Sabah uyandıklarında içecekleri suyun miktarına kadar her şey belirleniyor. Ama bir gün içlerinden bir tanesi rüyalar görmeye başlıyor. Bir şeylerden işkillenmeye başlıyor, araştırmaya, soru sormaya başlıyor ve o soru sormalar başladığı anda insanlarla ilgili şüphelere düşmeye başlıyor. Oradan bir şekilde kaçmanın yolunu arıyor arkadaşlar. Geçmişte yapılmış çok güzel bir gelecek filmi. Bunu da Netflix'te bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldim aslında eski olan ama bizim yeni izlediğimiz bir Netflix dizisine. İsmi ise Dead to Me. Tam olarak türünü çıkaramadım. 2 sezonluk bölümlerinin 30'ar dakika olduğu muhteşem çerezlik dizilerden bir tanesi. Dizimizin konusu eşi ölen bir kadın var. Tabii ki eşinin ölümünün yasını tutan ve yastan henüz kurtulamamış ve öfkeli bir emlakçı kadın var. Bu kadın bir destek grubuna katılıyor. Katıldığı grupta da tanıştığı bir kadın var arkadaşlar. Onunla arkadaş oluyorlar. Beraber şarap içiyorlar, dertleşiyorlar, vakit geçirmeye başlıyorlar vesaire. Muhteşem bir arkadaşlık başlıyor. Tabii ki eşinin ölümü bir vurkaç olayı olduğu için kadın da bunu araştırmaya başlıyor. Arkadaşı da ona yardım ediyor. Aslında o araştırma esnasında bütün detaylar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Birinci sezonda kadının eşinin nasıl öldüğü ortaya çıktıktan sonra ikinci sezonda da fark
farklı bir konu işleniyor. Kısa bölümlü ve tam bir çerezlik güzel dizilerden bir tanesi. Kaliteli oyuncular mevcut. Eğer izlemek isterseniz bu diziyi de Netflix'te bulabilirsiniz. Kesinlikle muhteşemdi. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım verdiğim önerileri beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ya. Açtın mı? Hı-hı. Başlıyorum. Hı-hı. Doğum günümde doğum günümden sonra bir gün ara verdim. Güzel. 3 tanesi net dur. Pardon. Filmler oldu. Dur söyleyeceğim, tamam. 2 tanesi Netflix'in dış. Hayır. Tam tersi. Yok ya. Yine geldim böyle. Müzik öğretmeni modu. Bu filmi izlemek istersen bu film... Şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Toparlıyorum. Kız bir şey... geçmişin geleceğe bağlanmasıyla... Dur. Ne alaka? Geçmişin niye geleceğe bağlansın?